Ben şey tarafında değilim. Yani doğru mu, zaman mı, ne zaman olmalı falan filan. Ama benim anladığım, hani evet, ben de Ekim'de asla bir şey beklemiyorum. Ama Kasım'ın ben potaya girdiğini, bence Kasım Aralık şey %50-50, hatta Kasım %51'e Potaya gir. 49. Yani ben Çok önemi de yok bu arada. Yani hani bir aylık herkesin şeyin. kendi doğrusu var tabii. Hani benim doğrum bana sorarsan ben ilk çeyrekte bu işin yapılması her zaman da her yerde Ben de de tabii ki dile gelecek yıl, getiriyorum. gelecek yıla da, Ama hatta gelecek yıl yani ben olsam ocağı da geçip kamu zamlarını görüp Şubat'tan evet. sonra bunu devreye alıp daha seri halde ilerleyebilirim. Çünkü burada başladıktan sonra bir daha durmak, o adım, büyük adım attıktan sonra onu bir daha küçültmek, sonra bir daha büyütmek falan. İşte bu Fed bu yolu açtı. Bu söylediğin yolu açtı Fed. Yani biz burada para politikası istikrarlı olmalı, birbirini takip eden, birbirine benzer hamlelerle bir yön gösterici olmalı diye hep konuşurken ve faiz indirmek faizi çıkarmaya göre daha zordur diye konuşurken bir anda niye öyle zor olsun tak falan diye böyle bir 50 bas puanla başlanan bir süreç. Bunun sonuçları da eğer Fed'in hamlesinin sonuçları piyasalardan ziyade reel ekonomide de dedikleri şekilde beklentilerine paralel bir etki yaratırsa gerçekten işte o zaman herkesin güçlü güçlü faizleri, erken erken faizleri indireceği bir rotada açık olmuş olur. Bunu de verileri izledikçe önümüzdeki programlarda konuşuyor oluruz diye düşünüyorum. Peki yani şöyle diyelim mi o zaman, yani mesela bu senenin sonu için Fed 4'ler artık normal. Aynen. 4'ü görebiliriz. Önümüzdeki senenin sonunda 2025'in sonunda 3 Fed'in yol Aynen. haritası. ECB bacağında bu iş nasıl? Çünkü şimdi Euro'nun lehine bir pozisyon oluştu. Öbür tarafta Pound'un da lehine bir pozisyon oluştu. Bu faiz farkları, oradaki arbitrajlar. Nasıl değerlendiriyorsun orayı? Herhalde 2025'in sonunda Fed ile ECB'nin faiz oranı eşitlenip, hatta ECB bir tık aşağıda falan gibi bir noktaya gidiyoruz sanki. Üçler, üçün bir tık aşağısı, Fed bir tık biraz yukarıda falan gibi bir noktaya gidiyoruz. O aradaki farkı da elbette birbirlerine bakıyorlar. Yani sonuçta dünyanın iki büyük rezerv parası. Euro dolar paritesi önemli parite. O farkı da korumak zorundasın. Yani faiz farkı diye bir şey var. Denge içinde. Herhalde 2025 sonunda eşitlenecekler diye düşünüyorum. Aynı şeyi biraz önce sen söyledin, satır arası verdin o mesajı. Yani bizim Merkez Bankası için de geçerli. Yani diğer gelişmekte ülkeler indirirken çok yukarıda kalmaman lazım. Kendi koşullarına da bakarak elbette. Ya da başkaları artırırken ve Fed başta artırırken çok geride kalmaman lazım. Ondan sonra çok kümülatif adımlar atmak zorunda kalıyorsun. İnşallah bizim bu işleri, bu çözdüğümüz bir dönemi görürsek, böyle daha küçük adımlarla konuştuğumuz politika faizlerini günlere inşallah çok yaklaşırız. Yani böyle 250, 250, 500, 500 falan değil de hani 50, 50, 75, 75, 100, 100, 100 bile çok. Yani inşallah o patikalara geliriz. Ya tabii enflasyonun boyutu yüzünden de biraz böyle büyük O da şeyleri var ama konuşuyoruz. geride kalmanın da tabii Şimdi biliyorsun. tabii çok şey olacak tabii, çok böyle biraz çarşı hesabı yapacağım şimdi. Sıfırları atalım, nasıl paradan atıyoruz? Politika faizi 50 değil de 5 diye düşünelim, sıfırı atalım. Enflasyon da şu anda 5, 5.2. Bir sonraki enflasyon 4.8'e 5. Aynen. Şimdi Fed bunu nerede yaptı? Politika faizi 5.5, enflasyon 3. Aynen. Yani 50 politika faizi, %30 enflasyonda başladı sürece. Biz daha 50'nin altını görmeden ne zaman faiz indiririz konuşuyoruz şu Ya anda. bizde şey var, yani millet olarak faiz artırımında nereye kadar artıracaksın? Direkt bunu tartışmaya başlıyoruz. Ondan sonra indirirken de artık indirmeyelim mi? Hadi başlayalım. Yani bu iki soru öbeğinin arasında sıkışmış kalmış durumdayız. Yani çok yavaşlatmayı da tercih etmedik. Ben öyle ekonominin çok hızlı yavaşladığını da düşünmüyorum. Çok büyük boyutlarda bir yavaşlama olduğu kanaatinde de değilim. Evet, bir momentum kaybı var. Ama yani öyle o kadar abartılacak falan bir şey oldu. Bilmiyorum. Bu çeyrekte mesela Ya bu 3'te eksi büyüme bekliyor musunuz? bekliyoruz. Çok Yani derin bekliyor sıfırlanır musunuz diye peki? düşünüyorum. Çok derin. Ondan bir dördüncü çeyrekte de eksi. Yani bu çeyrekte de eksi gelebilir. Dördüncü çeyrekte de eksi gelebilir. Negatif, yani çeyrek çeyrek gidişatta. Onu Oraya doğru soruyorum. götürüp bizi 3'e falan indirebilir. 3.2'ye kadar geri çekebilir. Türkiye için çok kötü rakamlar değil yani. Evet, Ya gördüğün sonuçta altındaki her şey. pozitif bir büyüme. Aynen. Yani biz sonuçta biz burada şeye girdik.
derin krize girdik de eksi 3, eksi böyle şeyler konuşmuyoruz. Eksi 5 Türkiye için. Hala bir yılı pozitifle kapatacak, önümüzdeki yılda pozitifle kapatacak diye konuşuyoruz. Bu ne demek? Yani her ne kadar yavaşlasa da bu ülkede bir ekonomik aktivite devamlılığı olacak demek. Bu çok büyük bir işsizlik oluşmayacak demek. Yani bir, evet bir işsizliğe sebep olacak ama çok derin bir işsizliğe sebep olmadan bu işi götürmek. Yani daha yumuşak bir inişi konuşmaya çalışıyoruz ya burada. Çok çok ben de senin gibi bakkal hesabı bir şey söyleyeceğim. Hani hiç her şeyi bırak. Bu ülkede bu yıl aylık kampanyalar falan neyse artık önemli değil. 80-100 bin adet araba satıldı abi. Konut? Tamam. Yani Ağustos ayı konut satışları çok uç bir sıkılaşmanın olduğu bir yerde bu olmaz abi. Temmuz'da bu fiyatlarla konut satışları artmıştı. Ağustos'ta bir de arttı. Ağustos'ta konut satışları artmasının paralelinde 8-9 aydır görmediğimiz bir şeyde bir de konut fiyatları da arttı. Ya eli yüzü reel anlamda arttı. Yani nominal artıyordu zaten de reel artış görmüyorduk. Reel artış da gördük. Yani marka şey önemli değil. Hani vermeyeceğim zaten ama yani bir ailenin binebileceği, çoluğuyla çocuğuyla büyüklüğü, genişliği falan filan. Yani arabaların fiyatları birden 1 milyondan 1.250'den falan başlıyor. Ya bunlar çok büyük rakamlar. Belki yok bile yani o fiyatları yani, güzel söylüyor. Hani az bile dedim. Tabii. Gene şey yaptım yani çok büyük rakamlar abi bunlar. Yani belli bir kesim insan için Türkiye'de ama çok daha yukarılarda rakamlarla 80-100 bin adet arabalar, dediğin gibi evler satılıyor. Yani hala bu iş devam ediyor. Bunlar öyle bıçak gibi kesilmedi. Ya evet, burada şey var, mesela sanayi kesiminin, sanayi üretimi, işte PMI dediğimiz o beklenti rakamları, işte şeylere baktığımızda beklenti anketleri, hepsinde sanayide bir yavaşlama, bir daralma beklentisinin piyasa aktörlerinde olduğunu görüyoruz. Sanayi yavaşladı mı? Evet yavaşladı. Geçen yıla kıyasla nerede diye bakarsak aşağı yukarı aynı yerlerde. Yani yavaşlama evet. Dediğimiz hani büyümedi. Diyelim. Sanayi büyümedi diyelim. Yavaşladı demek çok büyük, yani biraz haksızlık olur. Evet bir yavaşlama var ama büyümedi demek daha doğru bir terim bence sanayide. Aynı yerlerde gidiyoruz gibi, biraz aşağısında gidiyoruz ama beklentiler daha aşağıda. Burada bir yavaşlama var. Perakende satışlar mesela, o grafiğini geçen gün şeyde de toplantımızda da paylaştık. Sanayi şöyle gidiyorsa perakende böyle yukarıda, yani böyle marj açılmış. Yani üretmiyoruz ama tüketiyoruz. Bu ne demek? Bu arada bir enflasyon var demek. O aradaki enflasyonun da tabii gerekçelerinden bir tanesi de yani welt effect. Yani varlık fiyatları çok garip yerlere geldi biliyorsun. Evet. Her türlü varlıktan bahsediyor. O da var. Dövizi, arabası, evi, hisse senedi, mevduatta faizi falan, KKM'si bunları derken hani dışarıda bir gelir de varlık da oluştu. Tabii bunları sabaha kadar burada tartışsak buranın zamanı değil ama...